Sevgili izleyiciler, yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün size sürpriz bir bölüm hazırladım. Bugün egzersizlerimiz olmayacak, vücudumuzu çalıştırmayacağız. Ancak siz egzersizlerinizi yaptıktan sonra uygulayacağınız, kendi vücudunuzu rahatlatacağınız soğuma hareketlerini uygulayacağız. Zaten biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde kimi bölümlerin arkasında vücudumuzu rahatlatmak, kaslarımızı rahatlatmak için bir takım egzersizler, soğuma egzersizleri göstermiştim. Ancak bugün biraz daha farklılaştıracağız. Yeni soğuma egzersizlerimizle bölümümüz başlıyor. Sevgili izleyiciler, dediğim gibi soğuma egzersizlerini biliyordunuz. Yukarıdan aşağıya doğru önce başımızı sağa sola çeviriyoruz. Arkaya öne doğru itiyoruz. Sonrasında kollarımızı, sonrasında gövdemizi serbest bırakıp yere bacaklarımızı da rahatlattıktan sonra esneme egzersizlerimiz bitiyordu. Peki bugün ne yapacağız? Bugün biraz daha farklı egzersizler yapacağız birlikte. Önce karnımızı içeri çekerek başlıyoruz. Her egzersizde olduğu gibi yine soğuma hareketlerinde de bel boşluğumuzu, kalçamızı geriye çıkararak değil, kalçamızı içeri doğru çekerek, kendimize doğru pelvisimizi çekerek başlıyoruz. Postürümüz dik olacak, omuzlarımız geniş, geriye doğru itiyoruz. Ancak göğüs kafesimizi çok fazla açık değil, biraz daha kapatarak düz postürümüzü tutmaya devam ediyoruz. Her iki kolumuzla yukarı kaldırdık. Karnımız sıkı. Karnımızı hiç bırakmadan, dediğim gibi göğüs kafesimizi çok fazla açmadan, kollarımızı hafif oval bir şekilde tutarak, sanki yukarıdan biri bizi çekiyormuş gibi uzatıyoruz, uzatıyoruz. Omuzlarımızı sıkmadan, omuzlarımız sabit kalacak. Uzattık. Daha sonrasında, şimdi şöyle düşünün, kaburgalarımızı açık bırakmıyoruz. Sanki sürekli karnımıza darbe alacakmışız gibi sıkı tutmamız gerekiyor, korumamız gerekiyor kaburgalarımızı, karnımızı sıkı bir şekilde derin nefes alarak kollarımızı uzattık. Soğuma egzersizlerinde özellikle nefes alıp vermeniz, derin nefes, diyafram nefesi alıp vermeniz çok önemli. Hem kaslarınızın rahatlaması hem esneme, soğuma kısmına geçmesi için buna dikkat ediyoruz. Hafifçe bir kolumuzu uzattık, diğer kolumuzu kaburgalarımızı tutarak karnımızı sıkı tutuyoruz ama bu demek değil ki içeri doğru sıktık ve karnımızı çektik içeri doğru. Bunu yapmıyoruz. Derin nefes aldığımızda göbeğimiz dışarı çıkabilir, karnımızı şişirebiliriz. Hiç problem değil. Önemli olan nefesinizi göğüs kafesinizden alta, diyaframa indirebilmeniz. Derin nefes aldık. Elinizi karnınızın üzerine koyduğunuzda zaten nereden nefes alıp verdiğinizi hissedeceksiniz. Buradan mı nefes alıyorsunuz, veriyorsunuz yoksa karnınıza kadar nefesiniz iniyor mu? Hafifçe yana doğru vücudumuzu eğdik. Kolumuzu bu kez yandan biri asılıyormuş gibi hissediyoruz. Esnettik yan tarafımızı tamamen gerginleştirdik ama bu kaslarımız için esneme, rahatlama kısmı olacak. Tekrar bu kez sağ tarafımıza sanki tek kolumuzu yukarıdan biri bize asılıyormuş gibi uzatıyoruz. Yana doğru hafifçe uzandık. Yine sağ tarafımız gergin, rahatlıyor. Bu kez nefesinizi yan tarafınıza alıyormuş gibi hissedin. Bunu yapabilmeniz için karnınızın üst kısmına elinizi yerleştiriyorsunuz. Yana doğru vücudunuzu eğerek
Elinizi ittirmeye çalışın vücudunuza. Nereye nefes aldığınızı hissedeceksiniz. Tekrar düzeldik. Bu kez bir bacağımızı çapraz yapacağız. Çapraz yaptığımız yöne doğru kolumuzu uzatacağız. Deniyoruz. Sol bacağımı sağ bacağımın arkasına itip çapraz bir şekilde durdum. Sol tarafıma doğru uzanıyorum. Yine göğüs kafesim dışa doğru değil, tüm vücudum düz bir şekilde postürümü koruyorum. Yine yan taraftan kolumu biri asılıyormuş gibi pozisyona geçtim. Bu kez diğer tarafa. Nefes alıp vermek kaslarınızı biraz daha oksijenle beslediği için rahatlatacak. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Nefesiniz ne kadar ritmini bulursa o kadar kaslarınız rahatlama evresine geçecektir. Şimdi tek bacağımızı çektik. Asıldık. Dengede durmaya özen gösteriyoruz. Bacağımızı öne doğru ayak parmak uçlarımız karşıyı gösterecek şekilde tuttuk ve ayaklarımızı bileklerden çevirerek daire çiziyoruz. Diğer tarafa aynı şekilde nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Bu kez diğer bacağıma çektim. Bir 5 saniye böyle kaldım. Sonrasında daire çizerek ayak bileğimi oynatmaya başladım. 5 tekrar yeterli. Diğer tarafa da aynı şekilde ve bıraktım. Şimdi yapacağımız harekette dengede kalmanız biraz zor olabilir. O nedenle duvardan ya da sandalyeniz varsa çevrenizde, masanızdan, sandalyenizden destek alabilirsiniz. Hafifçe bacağımı ayak bileğimden tutarak geriye doğru çektim. Şimdi bunu yandan göstersem daha sağlıklı olacak galiba. Yandan çektim. Hafifçe dizimi kırdım ve bacağımı geriye doğru ittim. Ayak bileğimi bırakmıyorum. Dengede kalabilmek için sol elimi uzattım ve toparladım. Tekrar diğer bacağımı aynı şekilde bilekten tutuyorum. Hafifçe uzattım. Belimden dikkat ettiyseniz çok fazla bükmüyorum. Hafifçe dizimi bükmem yeterli olacak. O nedenle dengede kalmanız dizinizi büküp bükmediğinizde bağlantılı olarak değişecektir. Egzersizlerimize devam ediyoruz. Soğumaya, vücudumuzu rahatlatmaya devam ediyoruz. Sırt üstü uzandık. Yaptığımız tüm hareketlerde bacaklarımız, özellikle arka bacak kaslarımız gerginleşiyor. Bu nedenle diz kapağımızın arkasından bacağımızı tutup hafifçe kendimize doğru çekiyoruz. Dizimiz düz, olabildiğince yerdeki bacağımız kırık değil. Eğer yapamıyorsanız, tam olarak kendime çekemiyorum derseniz biraz daha rahatlatmak için bacağınızı kırabilirsiniz. Bu şekilde yine bacağımızı kendimize doğru çektik ve kıvırdık. Bu kez karnımızı yine içeri çekip derin nefes alıyoruz. Dizimizden kendimize doğru asılıyoruz bacağımızı ve diğer bacağımıza da. Çektik. Özellikle arka bacak kaslarınızdaki gerginliği hissedebilirsiniz. Bacaklardaki kısalmaları engellemek için hiç egzersiz dahi yapmasanız bu soğuma hareketleriyle bacaklarınızı rahatlatabilirsiniz. Kendinizi olabildiğince çekin. Bel boşluğumuzu kapattık. Yine rahatlamak için iki bacağımızda yine kendimize doğru asılıyoruz dizlerimizden ve bacaklarımızı rahatlattık. Şimdi bu kez
kelebek hareketine geçeceğiz. Eğer evdeyseniz ayakkabılarınızı çıkarıp da yine bu hareketi yapabilirsiniz. Topuklarımızı birleştirdik. Üst gövdemiz sabit, dik bir şekilde duracak. Dizlerinizi dirseklerinizle itin. Ayak bileklerinizden tutmanız biraz daha esnekliğinizi artıracaktır. Ellerimiz sabit. Sadece bacaklarımızı her iki yana doğru açıyoruz. Başlangıçta ne kadar açtığınız çok önemli değil. Dediğim gibi yırtılma hissi varsa iç bacaklarınızda özellikle çok fazla açamıyorum, rahatsız hissediyorum diyorsanız ne kadar açabilirsiniz. Ama bu hareketler özellikle esneme hareketleri zamanla yaptıkça esnekliğinizi artıracaktır. O nedenle başlangıçta şu aşamadaysanız bile sonrasında giderek bacaklarınız her iki yöne doğru sizin desteğinizle biraz daha rahatlayarak açılacaktır. Şimdi sıradaki egzersizimize geçelim. Sıradaki soğuma hareketimizle devam edelim. Sıradaki egzersizimizle hem üst gövdemizi hem de bacaklarımızı rahatlatacağız. Yine oturma pozisyonuna geçtim. Bir bacağımı diğer dizimin yanına koyuyorum. Yerleştirdim. Topuğum, ayağım tamamen yerde olacak. Dilerseniz bunu diğer tarafta göstereyim önce. Bu şekilde dizimin yan tarafına hemen bitişiğine bacağımı yerleştirdim. Bu kez yine dirseğimden destek alacağım ve bir elimi geriye doğru koyacağım. Dirseğimde koydum ve hem üst vücudumu hem de dirseğimle alt vücudumu itiyorum. Derin nefes alıp verdiğinizde kaburgalarınızın rahatladığını hissedebilirsiniz. Hafif şunu hissedebilirsiniz. Tam kalça bölgenizde bir rahatsızlık olabilir. Dediğim gibi dirseğinizle ittiğiniz için dizinizi bu rahatsızlık normal. Yani anormal bir durum söz konusu değil. Devam etmenizi istiyorum o şekilde. Zamanla yine bu harekette rahatlıkla yapabileceğiniz bir egzersiz haline gelecektir. Dönebildiğiniz kadar üst gövdemizi döndürüyoruz. Özellikle üst gövdemiz karşıya bakacak şekilde dönmüş olacak. Derin nefes alıp veriyoruz. Dediğim gibi bu egzersizde de özellikle kaburgalarınızı tek tek hissetmeniz ve oradan gelecek seslere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Şimdi yine bağdaş kurup oturduk. Bu kez kollarımızı biraz rahatlatalım. İtip dirseğimizle çekiyoruz. Kulaçlarımız, kürek kemiklerimiz, omuzlarımız biraz daha rahatlama hissedecek. Asıldık. Diğer tarafa da aynı şekilde. Gün içerisinde çok fazla sıktığımız için kendimizi kollarımız sabit durmaya çok alışık. O nedenle yapabildiğiniz kadar günlük hayatınızda kollarınızı başınızın üstüne kaldırmayı unutmayın. Ancak omuzlarınız dediğim gibi kapanmış değil, boynunuz rahatlamış, omuzlarınız sabit, sadece kollarınızı kaldırarak bu egzersizi tamamlayabilirsiniz. Yine kollarımızı rahatlatacağız. Bu egzersizde de dirseğimizden tutup aşağıya doğru kolumuzu itiyoruz. Asılabildiğimiz kadar asılalım. Omuz başlarımızın hareket kabiliyetini biraz daha artırmış oluyoruz bu egzersizde. Asıldık ve rahatlamayı hissedebiliriz böylelikle. Sevgili izleyiciler, bugün ayakta başladık esneme egzersizlerine. Yerde matımızın üzerinde bitiriyoruz. Bugün dediğim gibi egzersizlerin sonuna ekleyebileceğiniz, çok kısa kısa yapabileceğiniz ama benim uzunca gösterdiğim ve anlattığım, faydasını özellikle belirttiğim egzersizleri umarım sizler de deneyimlemişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.